Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Dönüş Allah'adır cümlesi nasıl müjde olur? Kur'an-ı Kerim'de geçen e, bu ifadenin başka versiyonları da var. Mesela ve ileyhi turcaun ve ileyhi masir ve ileyhi -ma ve ileyhi yurcaun gibi. Yani ona döndürüleceksiniz, ona döndürülecekler, dönüş onadır, varış onadır gibi. Şimdi aslında bu cümle ehli iman için, müminler için, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edenler için bir saadet, mutluluk, haz ve lezzet vesilesiyken Allah'a iman etmeyenler için ya da iman etse bile onun emir ve yasaklarına riayet etmeyenler için de bir tehdit, bir azarlama ve bir sakındırma ifadesidir. Mesela biz Türkçe'de kullanırız bu cümleyi. Görüşürüz. Ne demek? Bunu eğer bir dostunuza söylüyorsanız, bir arkadaşınıza söylüyorsanız veya sizin verdiğiniz bir emri yerine getirmiş, sözünüzü dinlemiş birisine söylüyorsanız bu hoş ve güzel bir mana akla getirir. Tekrar görüşürüz, buluşuruz, sohbet ederiz. Ya da senin mükafatını, senin ücretini, senin bu yaptığın hizmetin karşılığını vereceğim anlamına gelir. Ama aynı kelimeyi görüşürüz kelimesini diyelim ki aranızda münakaşa olan birisiyle kullandığınızda bu bir tehdit manasıdır. Veya diyelim ki sizin verdiğiniz bir işi yapmamış, suistimal etmiş, kötüye kullanmış birisine söyleyince sen bunun karşını göreceksin, senin bunu, sana bunun hesabını soracağım anlamına gelir. Yani aynı kelime görüşürüz dostlara söylendiği zaman akla gelen manayla Düşmanlara ve söz dinlemeyenlere söylendiğinde akla gelen mana farklıdır. Şimdi Allahu Teala dönüşünüz O'nadır derken ehli imana, müminlere, onun rızası yolunda hareket edenlere, sıkıntılara katlananlara, sabredenlere, onu hakiki olarak tanıyanlara büyük bir müjde ve saadettir. Ama bunun zıttında olanlara ise büyük bir tehdit ve azarlamadır. Kınamadır. Ayıplamadır. Şimdi, ehli iman için, müminler için bu nasıl bir müjde oluyor? Bakın, bir defa ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun? Nereye sevk oluyorsun? Yani sen anne rahminden dünyaya geldiğinde, bu dünyada ömrün sona erdiğinde sen nereye gideceksin? Seni bu kainatın sahibi olan zatı zülcelal ve i̇kram nereye sevk ediyor? Yolculuğun hangi nereye çıkacak tabiri caizse? Öyle ya. Kabre girip toprağa yatıp yok mu oluyoruz? Haşa. İşte Allahu Teala bu ifadeyle bize şu müjdeyi veriyor. Ey insanlar, dünyanın bin sene mesudane hayatı cennetin bir anına denk gelmiyor muhterem kardeşlerimiz. Yani toprağın altındaki bir çekirdeğin bin sene kalması mı çekirdek için daha faydalı? yoksa ağaç haliyle bir dakika kalması mı daha mükemmel, daha harika? Bakın bir ağaç halinde çiçekli, meyveli, tadıyla, kokusuyla, renkleriyle, o harika haliyle, dolu dolu o haliyle bir an yaşaması toprağın altında, karanlıkta, çamurun içerisinde bin sene kalmasından daha güzel. Anne rahminde dokuz ay kalmanız mı daha güzel, daha faydalı senin için? Yoksa şu dünya ortamında bir gün yaşamak mı? Demek ki şu dünya zindanında ya da şu dünya toprak altında bin sene mes'udane mutlu olarak yaşayan bir Müslüman faraza cennetteki bir anına denk gelemeyecek kadar bir yaşantıdır. Demek ki cennetin bir anı dünyanın bin senesinden daha mutlu, daha huzurlu, daha saadetli, daha lezzetli, daha mükemmel, daha güzel. Şu halde ey insanlar sizi Allah oraya sevk ediyor. Yetti mi? Hayır. Bir de diyoruz ki o cennetin bin senesi, belki milyon senesi, Allahu Teala'nın cemaliyle müşerref olmanın bir anına denk gelmiyor. Böyle bir Allah'ın huzuruna gidiyoruz ve onun cemaliyle müşerref olacağımız bir hayata gidiyoruz. Öyleyse ne kam ne keder ne ızdırap, ne sıkıntı, ne elem. Sen haz duy dünyadan, lezzet al. Çünkü bu zindandan çıkacaksın, bu toprağın altından çıkacaksın. Bu dünya rahminden, hani anne rahminden çıktığımız gibi, bu dünyanın rahminden de bir gün doğacaksın başka bir aleme. Çünkü ve ileyhil masir dönüşümüz onadır. Ayrıca dünyada Hakikaten çok aşk derecesinde sevdiğimiz varlıklar var. Helal ve meşru derde Allah sevmeyi nasip eylesin. Yani dostlarımızı Allah için sevmeyi, eşimizi Allah için sevmeyi, anne babamızı Allah için sevmeyi, çocuklarımızı, hatta baharı, güneşi, ayı, yıldızları, ineği, sineği, hepsini Allah için sevmeyi, işte kaşımızı, saçımızı, kulağımızı ya da aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, sevgimizi neyse. Bütün güzellikleri Allah için sevmeyi nasip etsin. Allah bütün o sevdiklerimizden ayrılmayacağız. Dönüşünüz onadır. Onlar da siz de. Sevdiklerin de sen de. Seven de sevilen de. Bütün varlıklar Allah'a dönecek. Öyleyse bundan elem ve keder duymayın. Çünkü yok olmayacaksınız. Daha güzel bir aleme gidiyorsunuz. Daha bir de bu dünyadaki ziyafet dünya standartlarında bitecek, cennetteki ziyafet başlayacak. Öyleyse siz Allah'ın ebedi ziyafetgahı olan saadet yurduna, mutluluk diyarına davet edili ediliyorsunuz. Cennete çağrılıyorsunuz. Dostlarınızla beraber, ebediyen beraber olacağınız, hiç ayrılmayacağınız bir aleme çağrılıyorsunuz. O da yetmez. Siz sakın fenaya gittiğinizi düşünerek üzülmeyin bekaya gidiyorsunuz. Sonra siz ademe yok olmaya gittiğinizi düşünerek üzülmeyiniz. Ebediyen var olmaya gidiyorsunuz. Çünkü insanda ya bir gün yok olma endişesi vardır. Hayır. Allah'a gidiyorsunuz. Allah'ın ebedi ziyafetgahına gidiyorsunuz. Orada sonsuz var olacaksınız. Varlığınız da sonsuz. Sevdikleriniz de sonsuz. İçinde bulunduğunuz diyar olan cennet de sonsuz olacak. Sonra karanlığa, zulümlere değil, aydınlığa, saadetlere gidiyorsunuz. Sonra sahip ve malik hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Yani Allahu Teala'nın bize perdesiz kendini göstereceği tarafa gidiyoruz. Demek ki ayrılığa değil, kavuşmaya gidiyoruz. Kime? Hem bütün sevdiklerimiz, dostlarımıza hem de hakiki sevmemiz gereken yaratıcımız, marikimiz ve sahibimiz olan Allah'ın tarafına gidiyoruz. Onun için bu cümlenin, bu ifadenin hayatımızda bir an bile var olmak için yeterli olduğu anlamına geliyor. Nasıl yani? Yani bir insan diyelim dünyada yaratıldı, bir an var oldu, bitti. Hayat bitti. Hiç önemli değil. Bir an bile dünyada var olmak Allah'ı tanımak, Allahu Teala'nın ezeli ve ebedi olduğunu bilmek ve onun ezeli ve ebedi olan o güzel sıfatlarının isimlerinin ve şunatının ebedi ve sonsuz bir hayatta kesintisiz devam edeceğini bilmek bir an yaşamak yetiyor. Artık sen de o hayat bir daha senden alınmayacak. O saadet ve mutluluk senden bir daha alınmayacak. Ebedi bir alemde ebediyen bize lütfedilecek. E peki ayrılıklar geçici. Bu dünyadan öbür tarafa gidenler geçici olarak bizden ayrıldılar. Biz de onların yanına gideceğiz. İnşallah orada buluşacağız. Ebediyen beraber olarak Rabbimizin cemaliyle müşerref olmak suretiyle varlığımız devam edecek. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bütün güzel isimlerini, sıfatlarını ve şunatını anlamayı, onu tanımayı nasip eylesin. Onu tanıdıkça ona olan muhabbetimiz artacaktır. Ve Allah'ı sevdikçe hayattan lezzet alacağız. Ruhani bir haz, bir lezzet, bir saadet, bir müjde, bir mutluluk yaşayacağız inşallah. Eğer bu güzelliklerin farkında değilsek ve bu güzellikleri yaşayamıyorsak Allah'ı hakkıyla tanıyamamışız demektir. O zaman problemin kaynağı belli olduğuna göre lütfen Rabbimizi tanıyalım. Rabbimizi tanımanın yolu Kur'an okumak, Kur'an'da kendini tanıttığı özellikleriyle fark etmek. Hadisleri okumak, hadislerde peygamberin Allah'ı açıkladığı özelliklerle tanımak ve Kur'an ve hadisin hakiki tefsirler olan tefsirleri okuyarak, kelam kitaplarını okuyarak Allahu Teala'yı tanımaya çalışmak, kainat kitabını okuyarak Allah'ın sonsuz isimlerinin, sıfatların, güzelliklerinin, cemallerini, kemalleri, insanlarını tefekkür ederek Allah'ı hakkıyla tanımaya çalışalım. İnşallah o zaman göreceğiz ki gerçekten hayat zevk almaya değer. Hayat yaşamaya değer. Bir an mı? Bir anda olsa. Onun için hayatın uzunluğuna kısama bakmayan ne zaman hayatın alınacağını değil, ben hayat benden alınıp ebedi hayatın verileceği zamanı dört gözle bekliyorum diye hayatı yaşamak gerekiyor. Allah cümlemize nasip etsin.